Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Temmuz 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, Temmuz sizin ayınız. 23'ünden itibaren Güneş Aslan burcuna geçecek. Bu ay doğan tüm aslan burçlarımızın doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Ve yükselen aslanlarımız 23 Temmuz'dan itibaren Güneş yükselen burcunuz üzerinde parlarken sizin de enerjiniz artacak, cazibeniz artacak, yaşam enerjiniz güçlenecek. Evet, şimdi Temmuz'da neler var? Konu başlıklarına şöyle bir kısaca bakalım. 3 Temmuz'da Oğlak burcunda dolunay meydana geliyor. 17 Temmuz'da Yengeç burcunda yeni ay doğacak. Ay boyunca Venüs burcunuzda, ayın 11'ine kadar Mars da sizin burcunuzda, daha sonra Başak burcuna geçecek. 10 Temmuz'dan itibaren Merkür Aslan burcuna geçecek ve bu ay burcunuzda bir Venüs retrosu başlayacak. Evet, gördüğünüz gibi önemli bir ay Temmuz. Şimdi detaylara bakalım. 23'üne kadar Güneş Yengeç burcunda ve 3 Temmuz'da Oğlak burcunda dolunay meydana geliyor. Bu dolunay sizin günlük yaşamınız, çalışmalarınız, genel sağlığınızla ilgili alanda bir tamamlanma getirebilir. Mesela çalışıyorsunuz, bir işiniz var, mesleğiniz var. Burada mesleki konularda bir hedefinize ulaşmanız söz konusu. Çalışma ortamlarınızda bazı dönüşümler olabilir. Yer değişikliği gibi ya da çalışma şekliniz, tarzınız, işte beraber çalıştığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler. Hani bunlarla ilgili konularda bazı düzenlemeler olabilir. Sağlık konularınızda önemli bir dolunay. Sağlıkla ilgili konuda dikkat çeken bir gündeminiz olabilir. Belki bir diş probleminiz var ya da bir tedaviye başlayacaksınız. İşte diyete başlayabilirsiniz. Beslenme programınıza şöyle bir göz atabilirsiniz. Bunların hepsi bu dolunayda gündemde ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Önce burçlarımız daha fazla etkilenecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarının 11 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa bu dolunay sizin için çok daha önemli olabilir. Bu dolunay sırasında yanınızda çalışan kişiler, onların sağlıkları, evcil hayvanlarınız, onlarla ilgili konularda sizin için önemli hale gelebilir. Evet, ve ayın 10'undan sonra Merkür artık burcunuza geçiyor. 10'undan sonra zihniniz daha bir hızlı çalışmaya başlayacak. Venüs'ün etkisiyle yaratıcılığınızın güçlü olduğu bir aydasınız. Cazibeniz çok öne çıkıyor. Bu tabii ki ilişkilerde, sosyal yaşamda, aşk konularında sizi destekleyecek. Ayın 11'ine kadar Mars da burcunuzda, enerjiniz çok yüksek. Özgüveniniz çok yüksek. Her alanda yapmak istediğiniz konularda daha bir atılgan, daha bir inisiyatif alır halde, daha cesur olabilirsiniz. Romantik konularda özellikle biraz daha dürtüsel davranmanız mümkün. Çünkü libidonuzun da yüksek olduğu bir ay. Zaman zaman tabii ki bu sizi biraz zorlayabilir. Daha dengeli olmaya çalışın. Ayın 11'inden sonra Mars Başak Burcu'na geçecek. 11'inden sonra enerjinizi artık para kazanma konularına, iş konularına daha fazla odaklayabilirsiniz. 19, 20, 21 Temmuz gibi Mars'ın Satürn'le bir karşıtlığı var. Bu biraz zorlayıcı olabilir. Hangi alanlarda? Para konularında. Hani beklenmedik harcamalar olabilir. Finans konularında bir böyle sıkıntı, bir baskı hissedebilirsiniz. Bir borç alacak konunuz olabilir. Kişisel anlamda da yani enerjinizin biraz düşmesi, kendinizi böyle bir yorgun hissetmeniz, bağışıklık sisteminizin hassaslaşması mümkündür. Özellikle 19'u, 20, 21'i gibi şartları çok zorlamayın. Parasal konularda daha temkinli olun ve kendinize de lütfen sağlık anlamında çok daha fazla özen gösterin. Belki bir sağlıkla ilgili bir ameliyat ve tedavi konunuz var. Yani bir diş operasyonu da olabilir bu. Ama 19'u, 20, 21 biraz sıkıntılı olabilir, zorlayıcı olabilir. Mümkünse bugünleri tercih etmemekte fayda var. Ayın 17'sinde Yengeç Burcu'nda yeni ay doğacak. 12. ev yeni ayı. Aslında bir şifa yeni ayı sizin için. Biraz böyle inziva, böyle bir dinlenme, belki kısa bir tatile çıkmanız söz konusu bu yeni ay ile birlikte. Hem bedenen hem ruhen güç toplayabilirsiniz. Bazılarınız işte kişisel bakımınızla ilgilenecek. Bazılarınız bir sağlık nedeniyle belki hastaneler, klinikler biraz daha fazla bulunacak. Ama genel itibariyle şifa veren bir yeni ay bu. Sizi dinlendiren bir yeni ay. Kendinize odaklanmanız, biraz
kabuğunuza çekilmeniz, yalnız başınıza yapacağınız bazı işlerle de ilgilenmeniz mümkün. Yurt dışı, yabancılarla ilgili konular da olabilir. Çünkü bu durum da normalde hani sizi her zaman bulunduğunuz ortamlardan biraz uzaklara çekebilir. Hani konular olabilir. Seyahatiniz biraz uzaklarla ilgili olabilir. Ya da deniz yolculukları gibi biraz daha denizde tatil yapmanız, hani buralara zaman ayırmanız da bu yeni ayda mümkün olabilir. Sağlık konularıyla da ilgili hayatınızda bir düzenleme yapmanız gerekebilir. Beslenme düzeni gibi. Örneğin zararlı alışkanlıkları bırakmak gibi. Bunlara da odaklanabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak gibi öncü burçların 24 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili olabilir. Yeni ay ve yeni ayı takip eden 2 haftalık süreç içerisinde zaten bu tesirler kendini gösterecektir. Ve ay boyunca Venüs burcunuzda, her 1,5 yılda bir biliyorsunuz Venüs gerilemesi yaşarız. Bu yıl 23 Temmuz'la 5 Eylül arasında Aslan burcunda yaşayacağız. Şimdi bu dönemde sizi nasıl etkileyecek? Tabii ki en önemli etkiyi siz alıyorsunuz. Venüs gerilerken biraz kendinize dönmeniz, kendinizi sorgulamanız mümkün. Örneğin işte ilişki içerisinde gerçekten beni seviyor mu, sevmiyor mu, değerli miyim, değersiz miyim gibi. Yani bu tarz şeyleri daha fazla sorgulayabilirsiniz. Kararsızlıklar yaratabilir bu durum. İşte güzellik konularında hani kendinizi beğenmeyebilirsiniz. Böyle bir imaj konularında yani kararsızlıklarınız olabilir. Venüs gerilerken hem ilişkilerde hem işte güzellik, estetik, bakım gibi alanlarda çok radikal kararlar vermemek daha doğrudur. Yanıltıcı olabilir çünkü. Bu dönem aslında şöyle bir içe dönme dönemi, bir şeyleri sorgulama dönemi olarak kabul edilir. Nostaljik etkiler de getirebilir tabii ki. Aşk konularında, romantik konularda, sosyal yaşamınızda size geçmişi hatırlatacak konular, kişiler bu dönemde karşınıza çıkabilir. Hatırlatabilir kendini. Yarım kalmış bir şeyleri tamamlama fırsatı da size getirebilir. Parasal konularda da önemlidir Venüs, ama Venüs gerilerken önemli alışverişler yapılmasını tavsiye etmeyiz. Yatırım kararlarımızda da çok daha temkinli olmamız gerekir sevgili aslanlar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Aslan burcu zodyağın 5. burcudur. Güneş tarafından yönetilir. Ateş elementinden sabit nitelikli bir burçtur. 21 Temmuz 21 Ağustos arasında doğan kişiler Aslan burcundan kabul edilir. Aslan burcunun gezegeni Güneş onlara canlılık, yaratıcılık ve enerji verir. Güneş'in diğer bir etkisi de kendilerini çok önemsemelerine ve gururlu olmalarına yol açar. Onlar doğuştan bir liderdir. Bulundukları ortamda dikkat çekmeyi, ilgi odağı olmayı severler. Kendilerine güvenen, açık sözlü, cömert ve yaratıcı kişilerdir. Rahatına ve lükse de düşkün olan aslan burçları, hayatın zevkli yanlarıyla da çok fazla ilgilenebilirler. Para, onlar için kendilerini isteklerine ulaştıran bir araç olacaktır. Bu nedenle çok fazla para harcayabilir, pahalı ve lüks tüketim nedeniyle de zaman zaman yaşamlarında maddi sorun da yaşayabilirler. Aslanlar hiçbir zaman ikinci planda kalmayı kabullenemez. Onların liderliğini kabul ettiğiniz ve sürekli takdir ettiğiniz sürece size sadık kalacaktır. Çok fazla gururlu, kibirli, bencil davranışları olursa sosyal ilişkilerinde sorun yaşayabilirler. Aslan burçları baskıdan hoşlanmaz. Özgürlüklerine düşkündür. Başarılı olmak ve toplumda üst seviyelerde yer almak onlar için önemlidir. Ancak bunun için de çok fazla çalışmak istemeyebilirler. Genel olarak Güneş onlara şans verdiği için yüksek seviyelere gelmeleri de kolaydır. Sanatsal yaratıcılıkları yüksektir. Özellikle sahne sanatları ve drama Aslan burcuna çok uygundur. Aslan burçları aşık oldukları kişiyi gözlerinde çok yüceltebilirler. İlişkilerinde dürüst davranırlar ve sadakate her zaman çok önem verirler.